Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'et Rusulü Rabbina bil haq. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. وعن جعفر بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم yine geçen hafta ülkemizde meydana gelen depremden dolayı birçok vatandaşımız, kardeşimiz vefat etmiştir. Allah gani gani rahmet eylesin. Geride bıraktıkları evlatlarına, çocuklarına, akrabalarına, din kardeşlerine Allah sabır versin. Tabii biz de bununla alakalı bunların tamamının Allah'tan geldiğini kul küllü min indillah Habibim söyle hepsi Allah'tandır. Ve geçen haftaki dersimizde, hutbemizde de Müslümanlar o kimselerdir ki başlarına bir musibet, bir bela geldiği zaman kalu inna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek istirca getirenlerdir demiştik. Yine bu minval, bu ölçü üzere bu hafta da inşallah devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelen musibetlerin, bu afatların, bu sıkıntıların Müslümana ne kazandıracağını beyan eden hadislerden devam ediyoruz. Ebu Talib'in oğlu Cafer, Hazreti Cafer'den rivayetle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kale şöyle buyurdu. Es-sabru, sabır nedir? Sabır, yani bir musibete karşı gösterilen metanet, sabır nedir? Muavvelül müslimi, Müslümanın dayanağıdır. Yani sabır, Müslümanın bu belaya ve musibete karşı dayanağa yaslandığı duvardır. Yani hatta akaid kitaplarında şöyle bir ibare geçer. Kadere iman hüznü giderir. Bir insan kadere inanıyorsa, yani o artık başına gelen musibete katlanır. İşte kadere iman bu açıdan çok önemlidir kardeşlerim. Çünkü bebil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala, kaderin hayırlısının ve şerlisinin yaratılmak bakımından Hazreti Allah'tan olduğuna iman ettik buyuruyor Amentü'de. Evet, yine devamla an Ebi Derda'i, yine Ebi Derda radıyallahu anh'dan rivayetle kale semiyutu ebel kasim. Ben Ebel Kasım'dan işittim. Yani Kasım'ın babası. Biliyorsun Araplarda adettir. İlk doğan erkek çocuklarının ismiyle künyelenirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk olarak doğan erkek çocuğun ismi Kasım'dır. Ebel Kasım deyince Kasım'ın babası manası ki Araplarda bu adettir. Künyelenmek bu şekilde. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edildi ki Yakul. Peygamberimiz şöyle buyurdu. İnnallâhı muhakkak Allah-u Teala Hazretleri kâle İsa, kâle ya İsa, Hazreti İsa'ya buyurdu Allah-u Teala Hazretleri. Tabi bu haberi Peygamberimiz veriyor. Ona kim veriyor? Hazreti Cibril veriyor. Yani biz bütün ümmetlerden haberdarız. Yani niye? Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan diğer ümmetlerden bahsediyor. Bütün geçmiş ümmetler niye helak olmuşlar, ne yapmışlar, ne etmişler, ne yaramazlık yapmışlar, hepsini anlatıyor bize. Lut kavmini anlatıyor. Hud aleyhisselam anlatıyor. Şuayb aleyhisselam anlatıyor. İsa, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Harun aleyhisselam hep bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 tane peygamber var. İsmi geçmeyen yani 224 bin küsur tane var. Bir rivayet 224 bin, bir rivayet 124 bin, bir rivayet sayısını Allah biliyor. Bu kadar Mevla peygamber göndermiş. Kime? İnsanoğluna. Niçin? Kendisine hiçbir şey şirk koşmasınlar diye. Kendisine ağzı gelmesinler diye. Peygamberlerine itaat etsinler diye. Rablerine itaat etsinler diye. Göndermiş olduğu kitaplara, tasdik kitaplara tasdik etsinler diye gönderildi bu peygamberler. Daha doğrusu bütün peygamberler sadece insanlara
bir tek sözü söyletmek için gönderildiler. Nedir o söz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Musa Kelimullah. La ilahe illallah İsa Ruhullah. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Yani her la ilahe illallah Adem Safiyullah. Her peygamberin bir lakabı, Allah nezdinde bir mertebesi var. İşte insanlara sadece bu sözü söyletmek için Cenab-ı Allah binlerce peygamber gönderdi. E ne yaptı insanlar? Allah'ın o mübarek kullarını öldürdüler. İsrailoğulları. Yahudiler. Yüzlerce, binlerce peygamberi öldürdü ya. Ya o yüzden Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımız zaman hep helaklar görüyoruz. Hep asi olmuşlar. Söz dinlemeyen kavimlerin akıbeti helaktır. Ya kimisi zelzeleyle, kimisi yere batırılmış, kimisi rüzgarla, kimisi suretleri maymuna, domuza döndürülmüş. Ya kimisi selle, kimisi gökten taş yağmış kafalarına. Ya kimisi semaya kaldırılmış, yere çakılmış. Hep Kur'an anlatıyor bize bunları. Ama Kur'an'la aramız yok ki cemaat-i müslümin. Seviyoruz toplum olarak Kitabullah'ı. Seviyoruz ama sevdiğimiz kitabı okuyamıyoruz. Anlamıyoruz. Bize verilen mesaj ne? Bir türlü onun tahtına, onun altına inemiyoruz. Ya Kur'an indi de niçin indi bu Kur'an-ı Azimüşşan? Hep anlatıyoruz ya, insanın el kitabı. Nasıl yiyeceğini, ne yiyeceğini anlatıyor. Nasıl yiyeceğini, ne yiyeceğini, ne yemeyeceğini. Buraya dikkat. Gelenler sessiz gelsin. Dinleyenler sessizce dinlesinler. Kur'an'dan mesaj veriyorum size. Kiminle evleneceğiniz, kiminle evlenmeyeceğinizi bile Kur'an tayin ediyor. Eşlerinizle, af buyurun. İslam'da ayıp yoktur. Nasıl cima edeceğinizi bile Kur'an belirliyor. Orada yazıyor. Nasıl ticaret yapacağınızı Kur'an belirliyor. Ya evlatlarınıza, eşinize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, işçinize, patronunuza nasıl muamelede bulunacağınızı Kur'an tayin ediyor. Ya Kur'an-ı Kerim sadece ölüye okunmak için indirilmedi ki ya. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ı sıkıştırdık bir cenazeye, sıkıştırdık kabristana, sıkıştırdık böyle bir işte gece yatarken üç işte İhlas, bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, bir Ayet-el Kürsü. Tamam, o bitti mi? Kur'an'ın bize verdiği mesajı alamazsak işte tam olmuyor. O nakıs kalıyor mesele. Ya. Bin tane emir var. Bin tane yasak var. Takriben. Bin emir var. Bin yasak var. Muhkem ayettir bunlar. Muhkem. Hüküm ifade eden ayetlere muhkem diyoruz. Ya. Şimdi Hazreti Allah-u Teala Hazretleri Hazreti İsa'ya şöyle buyurmuş Rabbimiz. Ey İsa, inni muhakkak ki ba'isun, ben göndereceğim, min ba'dike, senden sonra ben göndereceğim. Kimi? Ümmeten, bir ümmet ki. Kim o? Muhammed Mustafa'nın ümmeti. Ümmeti Muhammed. Bir ümmet göndereceğim senden sonra. İn esabehüm, şayet onlara isabet etse. Ma yuhibbune. Sevmedikleri bir şey isabet etse. Depremi kimse sevmez. Sevilecek bir şey değil. Ha, ama itiraz yok. Depremi kimse sevmez. Yani soğuk gelir yani. İşte senden sonra bir takım ümmet göndereceğim ki onların başına sevmedikleri, hoşlanmadıkları bir şey isabet ederse hamidallah, Allah'a hamd ederler. Elhamdülillah ala kulli hal derler. Depremde de, sağlamda da. Sıkıntıda da, genişlikte de, darlıkta da, bollukta da, hastalıkta da, şifada da, efendime söyleyeyim, bahşişte de, kısmada da, bazen kısıyor, bazen akıtıyor. Bütün hallerde hep Allah'a hamd ederler. Ve in esabehüm, şayet onlara, düzeltiyorum, ma yuhibbune, sevdikleri bir şey isabet ederse, hamidallah, Allah'a hamd ederler. Düzelttim temin. Sevmedikleri dedim, şimdi düzeltiyorum. Aşağıda geliyor o haber. Sevdikleri bir şey gelirse Allah'a hamd ederler. Ve in esabehum ma yekrahune,
başlarına sevmedikleri, kerih gördükleri bir şey isabet ettiği zaman ihtesebu, o zaman da sevabını Allah'tan beklerler. Dedik ya, işte o sademetül üla, musibetin ilk vurduğu anda inna lillah ve inna ileyhi raciun diyebilirsek, o musibet bize mükafat olarak dönüyor. Hatta dişin ağrıdı. Orada bile inna lillah ve inna ileyhi raciun. Eline diken battı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne demekti manası? Allah'tan geldik tekrar Allah'a. Nereye döneceğiz ki? Nereye gideceğiz ki? Nereye gideceğiz başka? Çek kapım mı? Başın ağrıdı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Çocuğundan sıkıntı çekiyorsun. Eşinden, kocandan sıkıntı çekiyorsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Patronundan sıkıntı çekiyorsun. Ya da işinden sıkıntı çekiyorsun. Üst komşun, alt komşun, yan komşundan rahatsız oluyorsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dersek, isyan etmezsek, sövmezsek, ağzımızı bozmazsak, ki münafığın alameti kızdığı zaman küfür eder. Münafığın alameti kızdığı zaman küfür eder. Münafıklık alametidir sövmek. Affedersin, pis sövmek yani. Nifak alametidir yani. İşte bu kelimeyi dediğimiz zaman hepsi bize nasıl dönüyor? Sevap. Ya. İşte bak, senden sonra bir ümmet göndereceğim ya İsa. Onların işte başına sevdikleri bir şey geldiği zaman Allah'a teşekkür ederler. Hoşlanmadıkları bir şeyle karşı karşıya geldikleri zaman da sevabını istirca getirerek. Buyurun. Kalu inna lillah ve inna ileyhi raciun. Sünnettir. Musibet anında bunu demek sünnettir. Ve sevabını da Allah'tan beklerler. Ve sabaru. Sabrederler bir de. Sabrederler. Ama ve la hilme ve la ilme. Yani ne demek bu? Efendim, dayanma güçleri olmadığı halde. Ve bilmedikleri halde. Yani geldik başına geldikleri belaya dayanma güçleri olmadığı halde ve o belanın, musibetin sebebini bilmedikleri halde sabrederler, sevabını Allah'tan beklerler. Fekale ya Rabbi keyfe yekunu hâzâ. Hazreti İsa diyor ki ya Rabbi bu nasıl olacak? Yani dayanma gücü yok. Yani bunun ne manaya geldiğini bilmiyorlar. Nasıl sabrediyorlar? Nasıl bu belaya, musibete katlanıyorlar? Sevabını Allah'tan umuyorlar diye sorduğu zaman Hazreti İsa kâle, Rabbimiz buyurdu ki ona, udihim min hilmi ve ilmi. Ben onlara direktmen ilmimden ve hilmimden vereceğim. Yani dayanma gücü vereceğim onlara ve onlara bilgi vereceğim. Ne o bilgi? Kul küllün min indillah. Her şey Allah'tan. Yani her şey konuşuluyor şu anda televizyonda. Bu depremin Allah'tan olduğu konuşulmuyor. Çok ilginç. Çok ilginç yani. O kocaman topraklar nasıl yarıldı öyle? O yer küre nasıl yarılmış ya? O zeytinlik var gördüm. İkiye bölünmüş aman Allah'ım. Kayalar kesilmiş. Böyle sanki bıçak kesmiş kayaları. Kim yapar bunları? Bu nasıl olur? Hiç Allah'ın dahli yok mu? Onun kudreti yok mu? Onun dilemesi yok mu? Farkındaysanız hiç konuşulmuyor değil mi? Gene hedef şaşırtıyorlar. İnsanlar Allah'tan düşünmesinler. Yani yaptığımız yanlışlar vardır diye düşünmesinler. Doğruyu bulmasınlar. Kur'an'a dönmesinler. Namaza başlamasınlar. Tövbe etmesinler diye. Gene hedef şaşırttırma. Hep böyle geçiyor musibetler. İlk ilahi ikazdır. Geçen hafta anlattık. İmanlı olanlar şehit oldu. Ne mutlu onlara. Cennette uçuyorlar. Yeşil kuşların kursaklarında. Ama imanı yoksa helaktır, azaptır. Yazıklar olsun onlara. Doğru mu? Budur, ölçüsü budur. İman varsa ne mutlu. Yoksa gittin. Ya. Bak bakalım ne konuşuluyor. Hiç Allah'tan bir kanal Allah'tan geldi. Ya dikkat etmek lazım. Ya. Yani işte kelimeler duruyor. Peki devam edelim. Rubiye an sahrabe. Sahrabeden rivayet edilmiş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
men'u diye kime verilirse, nimet verilirse, bahşiş, çoluk, iş, güç, kuvvet, sağlık, sıhhat, neyse kime verilirse feşekara ve şükrederse, şükreder ve bütüniye kim de imtihana tabi tutulursa ki bu bir imtihandır, zelzele bir imtihandır, hastalık bir imtihandır vesaire. Ve sabere, fesabere, sabreder. Ve zaleme, kim zulmederse bir Müslümana, bir arkadaşına, birisine ya da kafire. Kafire zulüm de yok. Hatta Müslümanla zulmedersin, Müslümandan Müslümana sevap gider. Ama kafire zulmedersin, Müslümandan kafire sevap gitmez. Çünkü adamın amel defteri kapalı. Niye? Mümin değil adam. O daha tehlikeli. Kafirle hesaplaşamıyorsun. Müminle gene varsa çok namazın, varsa çok sevabın, veriyorsun ahirette. Orada işlemiyor ona. Peki nasıl paklanacağız? Ateşle. O yüzden kafir aldatmak, Müslüman aldatmaktan daha beter. Ya? Ufacık şeyi veriyor Müslümana 1 liraya, kafire 5 liraya satıyor. Güya kar yapıyor. Halbuki zarar yapıyor. Peki, kim zaleme zulmederse, festağfera ve istiğfar ederse, tövbe ederse. Tabii tövbe derken, yani zulmettiğinin miktarını ödedikten sonra tövbe edecek ama. Adamın parasını almışsın, adamın arsasını almışsın, bir metre içeri girmişsin. Ondan sonra tövbe. Hayır, adamla helalleşiyorsun, hakkını iade ediyorsun, sonra tövbe ediyorsun. Böyle hesaplaşılır. Efendim, ve zulüme, kim de zulme uğrarsa, fegafara, efendime söyleyeyim, ve affederse, sümme sonra sekate. Yani peygamberimiz sustu. Fekalü dediler ki ya Resulallah male, bu adamın durumu nedir? Bir daha sayıyorum. Kim bahşiş, yani kime bir iyilik yapılırsa şükrederse, kim belaya duçar olup da sabrederse, kim birisine zulmedip de hakkını iade ettikten sonra istiğfar ederse, kim zulme uğrayıp da affederse zulmedeni, Efendimiz sukut etti. Sahabeler sordu, ya Resulallah böyle bir adamın durumu nedir? Kale, Efendimiz ayetle cevap verdi. İşte bazı hadisleri ayetler açıklar. Bazı ayetleri de hadisler açıklar. Bazı ayetleri de ayetler açıklar. O yüzden hadisler Kur'an ayetlerinin tefsiridir, açıklamasıdır. Mesela bir tane okuyabilirim. Yani ayeti ayetle tefsir ediyor Allah-u Teala Hazretleri. Ayeti ayetle açıklıyor. Bakara suresinin ilk sayfası. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e'enzertehüm emlem tunzirhüm la yu'minûn. Habibim ya Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam, Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi kalbi kat katı olanları, kas katı olanları korkutsan da cehennemle, azapla fark etmez. Onlar iman etmez. Şimdi niye iman etmezler? Bak bekliyorsunuz cevap. İkinci ayet. Hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala gışavehim. Gışavehim. Çünkü Allah onların kalplerini mühürledi. Kulaklarına tıpa vurdu. Ha? Gözlerine perde indirdi. Bak gördün mü? Birinci ayeti ikinci ayet açıkladı. O yüzden Kur'an'ı bazen ayetler açıklıyor. Bazen de Kur'an ayetini hadisler açıklar. Öyle hadis ilmi yabana atılacak bir ilim değil. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de anlatıyor şimdi burada. Peki kimdir? Nasıl bir adamdır? Bu adamın hali nedir ya Resulallah deyince ayetle cevap vermiş. Ülaike, o kişiler ki yani kendisine bir ihsanda bulunduğu zaman şükreder, imtihana tutulduğu zaman sabreder, birisine zulmettiği zaman hakkını ödeyip tövbe eder, kendisine zulüm yapıldığı zaman affeden kişiler var ya, lehüm, onlar için vardır ne? El emnü, gelecekte emniyet vardır. Ne demek gelecekte? Ahirette ne vardır onlar için? Emniyet vardır. Cennet vardır. Ve hüm onlar mühtedün, hidayete ulaşmış olanlar onlardır. Doğru yolda olanlar onlardır. Demek ki nimet verildiği zaman hamd edeceğiz. Bela musibet geldiği zaman sabredeceğiz. Birisine zulmettiysek zulmün ödeyeceğiz miktarını, helallik alacağız, istiğfar çekeceğiz. Zulme uğradıysak da affedeceğiz. Bunların mükafatı neymiş? Gelecekte emniyet. Telaş yok, korku yok bunlara. Ya.
Ondan sonra doğru yolu bulanlar onlardır. Peki. Ve an Ebi Hurayre. Efendimizin çalışkan talebelerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh ki 5-6 yıl peygamberimize yetişti. 7000 küsur tane hadis nakletti bize. Bu çok büyük bir rakamdır. 20 yıl peygamberimizle beraber olan sahabeler bu kadar hadis rivayet edemedi. Ama işi gücü talebe olmuş ya. Allah size de ilmi sevdirsin. Hadis ilmini, Kur'an ilmini, fıkıh ilmini, akaid ilmini. İlim çok tatlıdır ya. Gençler özellikle özense şu işe, okusalar, alim olsalar, bu kürsülerde bunları anlatsalar, insanları aydınlatsalar, ya, insanlara şeriat-ı İslam'ı, helali haramı öğretseler ne güzel olur ya. Allah sevdirsin inşallah hepimize. Peki Ebu Hureyre Efendimiz buyuruyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buyurdu ki meselül mümini müminin misali ne gibidir? Kemefeli zer'i ekin gibidir. Hani böyle işte daha şu anda değil de hani hangi aylarda işte Mayıs, Haziran, Temmuz o aylardaki ekinler nasıl olur? Yeşerir değil mi? Sararır böyle. Mümin aynı ekin gibidir. Ne demek hocam? Şimdi anlatacak. Efendimiz anlatıyor. Biz de tefsir ediyoruz, tarif ediyoruz. La tezalü eksik olmaz o ekinden. Ne? Errihu. Rüzgar eksik olmaz değil mi? Öyle rüzgar ki tüfi'ü. Onu bir sağa bir sola çeviriyor rüzgar. Mümin aynı hiç rüzgardan eksik olmayan, rüzgardan hali olmayan ekin gibidir. Nasıl ki o ekine rüzgar vurur, bir sağa yatarlar değil mi? Oradan rüzgar vurur, bir sola yatarlar. Mümin de böyledir. Bir mela bir musibet gelir, sağa yatar. Bir musibet gelir, sola yatar. Bir musibet gelir, öne düşer. Bir musibet gelir, arkaya düşer. Ama hep ne yapar? Ayağa kalkar. Tıpkı ekin gibi değil mi? Rüzgar kesildiği zaman ekin dimdik durur. Mümini ekine benzetmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la yezalu daim olur. El müminu mümin kişiye yusibuhu belaun. Yani bir mümine devamlı bela isabet eder. Mümin kula bela isabet eder. Sakın sizi aldatmasın. Biz müminiz. Niçin bu deprem burada oldu? Bu yanlış bir kafadır. Niçin kafirlere bela, musibet gelmiyor? Adam zaten musibetin, belanın en büyüğüyle belalanmış. Allah'a şirk koşuyor. Allah'a imanı yok. Resulullah'a imanı yok. Kur'an'a imanı yok. Yoldan çıkmış. Depremden beter değil mi bu? İnsan göçük altında ölür. Mümin ise şehittir. Doğru mu? Geçen hafta hadis okudum size. 5 sınıf insan vardır ki onlar şehittir. Onlardan bir tanesi göçük altında kalan şehittir. Yeter ki imanını kurtar. Sen ondan bahset bana. Ama kafir, Allah'a şirk koşuyor. İman yok kafirde. Ya. İşte mümin kişi o kişidir ki bela isabet eder kendisine devamlı. Peki ve meselül münafiki münafık ve kafir nasıldır, ne gibidir? Şimdi efendime söyleyeyim. Mümini neye benzetti? Kendisine devamlı bela isabet eden efendim ve devamlı rüzgardan eksik olmayan ekine benzetmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Münafık neye benzetiyor şimdi? Bak dinleyin. Münafık ve kafir kim gibidir, ne gibidir? Kemefeli şeceratil erzi. Çam ağacı gibidir. Kafiri, münafığı çam ağacına benzetiyor Peygamberimiz. He? La tehtezzu. Kımıldamaz çam ağacı. Hatta ta ki testahside. Kesilinceye kadar çam ağacı kımıldamaz. Ne demek? Kafire musibet, bela gelmez. Mümini neye benzetmişti? Kime benzetmişti? Ekine. Rüzgardan eksik olmayan ekine benzetmişti. Rüzgar oradan vuruyor, oraya düşüyor ekin. Oradan vuruyor, oraya düşüyor ekin. Sallanıyor böyle. Ama kafir çam ağacı gibidir. Yani rüzgar vursa bile tesir etmez. Kesilinceye kadar kas katı kalır. Ne demek bu? Allah kafire bela bile vermiyor. Musibet bile vermiyor. Niye? Musibetin en büyüğü kendisinde diye. O da nedir? Kafir olması. Müşrik olması.
münafık olması, Yahudi olması, Hristiyan olması yetmez mi? Şu imanın kıymetini bilelim, cemaat-i Müslümin ihvan edin. Şu imanımızı koruyalım. Şu imanımızı kırmayalım, dökmeyelim ya. İşte bu sohbetler bu imanın korunması için çok önemlidir bak. Önemli demiyorum ama çok önemlidir bak. Bizim en büyük eksikliğimiz sohbet eksikliği. Güzel bir milletiz. Bak gösterdik, hamdolsun. Bak orada yardımlarda gösterdik kendimizi. Bir de şu kabiliyeti İslam'a kullansak, İslam'ın hakim olması için, İslam'ı öğrenmek için, şeriatı darranın bütün dünyaya yayılması için bir kullansak var ya, bizim önümüzde kimse durabilir mi? Siz söyleyin, asla duramaz. İşte küffar bunu sizden çok iyi biliyor. O yüzden bizim İslam'la kaynaşmamamız için elinden gelen her türlü oyunu oynuyor adamlar. Allah şerlerinden muhafaza edesin. Ya çam ağacı gibi. Kesilinceye kadar kımıldamaz. Kesilmesi nasıl oluyor? Geberince ne olacak? Devrilip gidecek işte kafir. Nereye? Cehenneme zümera. Cehennem kütüğü. Ebediyen hiç çıkmayacak cehenneme. Aman Allah'ım. Hocam, hani katır trilyon yıl. Deve trilyon yıl. Hani misal veriyorum. Yok yok. Zaman birimi yok. Ebediyen azapları hiç hafifletilmeyecek ve hiç ölmeyecekler. Hiç ölmeyecekler. Çünkü ölüm onlar için nedir? Kurtuluştu. Ölüm de öldürüldü. Müminler de cennette ebediyen hiç ölmeyecekler. Kafirler de cehennemde ebediyen hiç ölmeyecekler. O yüzden cemaat-i Müslümin ihvan edin. Şu imanımızı mutlaka muhafaza edelim yani. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ne demek? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine ben şehadet ederim ki Muhammed Mustafa onun kulu ve elçisidir. Bu kelimeyi dille söyleyeceksin. Manalarını düşünüp tasdik edeceksin kalple. Bu tasdik önemlidir. Çünkü münafıklar da bu kelimeyi Medine-i Münevvere'de Müslümanlar kendilerini öldürmesinler diye, savaşa onlarla giderek ganimet alalım diye onların yanında bu kelimeyi söylüyorlardı. Fakat dilleriyle söylüyorlardı, kalpleriyle tasdik etmiyorlardı. Dolayısıyla insanlar katında mümin, Allah katında ne? Kafir, münafık işte bunlar. O yüzden bu manaları da düşünelim. Yani o kalbimizle tasdiki de yapalım. Mevla bunu görsün bu gayretimizde yani. Ve an Mus'ab ibn Sa'din. An ebihi babasından, yani Sa'd'ın oğlu Mus'ab'tan, Mus'ab'tan, o da babasından kale. Kultu ya Resulallah, ben dedim ki, ey Allah'ın elçisi, Hazreti Mus'ab demiş. Eyyün nâzi eşeddü belâen, insanların hangisi en şiddetli belaya duçar olur? En şiddetli belayı kim görür diye sordum insanlardan. Kale, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, el enbiya, peygamberler. Subhanallah diyelim. Subhanallah. Peygamberler. En şiddetli belaya peygamberler duçar olmuş. Sümmel emsel, fel emsel, sonra onların misalleri. Yani peygamberlerden sonra sahabeler, sonra alimler, Allah dostları, veliler, şehitler, salih kullar, müminler. En şiddetli belaya onlar çarptırılıyor. Niye? Çünkü Mevla musibet bela verdikçe biz de inna lillah ve inna ileyhi raciun dedikçe günahlarımız patır patır dökülüyor. Ve Allah'ın huzuruna tertemiz çıkalım diye Allah bu musibetleri veriyor bize. Ha bu bir. Bir de yoldan çıkmışsak azaptır, helaktır. Bu da iki ama. Yoldan çıkmışsak yola girmemiz için ikazdır. Bu da üç. Böyle anlamak lazım bu ayetleri, hadisleri. Hep iyi tarafından bakarsak ders çıkartamayız değil mi? Biraz öyle, biraz böyle bakacağız ki ders çıkartalım. Zaten Kur'an-ı Kerim öğüttür, derstir bize baktığımız zaman. Peki
Yübiteler racülü, yani adam imtihan olunur. Ala hasebi dinihi, dini kadar. Ne güzel bir hadis bak. Adam dininin kuvvetine göre imtihan olunur. Bakar Mevla dinine, imanına, ne kadar kuvvetliyse o kadar çok bela verir. Azsa daha az bela verir. Dini zayıfsa daha az bela verir. Feinkâne dinihu sulben. Eğer dini kavi ise, kuvvetli ise iştette belâuhu, onun belasını arttırır. Dini kuvvetli ise belası kuvvetli olur diyor. Bunlar hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri. Ve inkâne fî dinihi rikkatün. Eğer dini zayıfsa, dini böyle biraz şeyse, kuvvetsizse, he? İbtilâhullâhu alâ hasebi dinihi. Allah da onun dini hasebi, dinine göre imtihan eder. O zaman imtihanı küçük olur. Ha? Fema yabrahu demek eksik olmaz el bela'u, bela musibet. Kimden? Bil abdi. Mümin kuldan bela musibet eksik olmaz. E hocam ne kadar? Ya ebediyen cennette kalmamıza nispeten 80 yıl çok mu? Ebediyen cennette ölmeden nimetleneceğiz. O zevki sefa içinde hiç bıkmayacaksınız. Rabbinizi göreceksiniz cennette. 80 yıl, 90 yıl imtihan görsek çok mu? Susacağız. Yani öyle lanet etmeler. Deprem şöyle, deprem böyle. Yani kadere sövmeyin diyor Peygamberimiz. Çünkü kadere sövdüğün gibi Allah'a sövmüş oluyorsun. Kaderi o yarattı çünkü. Zamana sövmeyin diyor. Zamanı kim yarattı? Allah yarattı. Hep bunlar Allah'a inkara gider. Hatta ta ki yemşiye alel ardi. Kul yeryüzünde dolaştığı müddetçe, kulun ayaklarıyla yeryüzünde gezdiği müddetçe kul beladan, musibetten eksik olmaz. Daha ve ma aleyhi, aynı şekilde üzerinde kalmayıncaya kadar. Bak, kulun üzerinde kalmayıncaya kadar. Ne? Hatiyetün, yani günahlar, kusurlar kulun üzerinde kalmayıncaya kadar kulun üzerinden belalar, musibetler eksik olmaz. Allah-u Teala Hazretleri katlanamayacağımız belalardan, musibetlerden bizi muhafaza eylesin inşallah. El-Fatiha.